Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Anlat. Anlat hadi Elif de duysun. Ay Yasemin ne olur anlat. İşe başladığımdan beri kızlar yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz hiçbir şey bilmiyorum ve meraktan çatlayacağım. Anlat, anlat. Bu Mert var ya. Bu... Dur bekle bekle. Nermin gelsin o da dinlesin. Ay. İki kere anlattım. Doğru söylüyordum. Gelsin öyle. Anlatacağım şimdi anlatacağım. Nermin hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk kızlar. Sütlaç yapmıştım. Çocukları sana da getirdim bir tane. Ay inanmıyorum Nermin. Yemin ediyorum aklımı okudun. Sabahtan beri sütlaçı aşeriyorum biliyor musun? Çıkarma çıkarma öyle gel. Gel. Canım. Nasıl özlemişim Nermin. Bana bak. Ne oldu sana? Betim benzin atmış. Behçet aklına geldi de üzüldün mü yine yoksa? Nasıl aklından çıksın ki? Tabii doğru söylüyorsun. Nermin'ciğim. Geçen polisler gelmiş sizin eve. Macide Hanım söyledi hayırdır? Aa. Verasetle ilgili bir karışıklık oldu da o yüzden. Yasemin ne anlatacaktın bize? Ya biz Sinan'la yine ayrıldık. Bak ya. Ne oldu gene şimdi? Ama bu hiç iyi bir şey değil ki. Yani bir ayrılıyorsunuz bir barışıyorsunuz. Siz asıl bir de sebebini dinleyin de ondan sonra. Ne oldu? Bu Mert var ya. Sinan'ın oğluymuş. Aa! Nasıl ya? Vallahi. Bu ne demek şimdi? Ya bu hani bizim Handan'ın yanlışlıkla öldürdüğü kız var ya. O Sinan'ın sevgilisiymiş. İşte Mert de o kız da Sinan'ın oğluymuş. Yasemin. Sen Allah'ın sevgili kulusun farkında değilsin. Her zaman demez miyiz Mert bize Handan'dan kalma bir yadigar. Şimdi bak Sinan senin dünyada en sevdiğin erkek ve onun oğlu. Çift kat değerli olur senin için. O da senin bir oğlun olur, çocuğun olur değil mi? Yani şimdi böyle söyleyince evet kulağa çok normal geliyor. Öyle değil tamam evime geldi, evimi dağıttı, bağırdı, çağırdı, eşyaları fırlattı. Peki tamam üstünden atlayayım. Ama yani bu sonra beynime silah dayadı. Beni evinde rehin aldı. Nasıl affedeyim ben onu? Sen de haklısın. Yaşananlar kolay unutulmuyor. Yani. Bir şey diyeceğim. Bak şu an böyle bir aklıma geldi. Ya sen şimdi Sinan'ı çok sevmiyor musun? Evet. Tamam. Sinan da seni çok seviyor. Seviyor. Tamam bak çok güzel. Diyorum ki sevgi dolu bir yuva kurun. Tamam mı? Bu çocuğu da alın evinize. Yani bu kadar sevginin karşısında belki bu çocuk da değişir. Yepyeni bir hayata başlar sizinle. Haksız mıyım? Yani Mert daha çocuk sayılır. Hem sonra Sinan'la sen ilişkinize çok emek verdiniz. Yazık günah. Tabii sen daha iyi bilirsin de yani. Değil mi? Yani benim de kafam çok karışık. Bir diyorum ki tamam Yasemin kabul et. Ama sonra Gamze geliyor aklıma. Gamze'yle onu nasıl yan yana getireyim? Sonra bir de Sinan var. Ya böyle üçe bölündü resmen kafam ya. Çok çok mutsuzum ben. Haklısın. Ya kızlar ben anlamadım. Ya bu andan nelere bulaşmış ya? Nasıl bir iş bu benim aklım almıyor. Bu Mert nasıl Sinan'ın çocuğu çıkar ya? Çok saçma. Yalnız kızlar onu bilmiyorum da sütlaç bir harika olmuş Nermin ya. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.